Kur'an mucizesi. Sema'nın ve yıldızların ilk aslanın duman olduğu bilim ve teknik vasıtalarının ilerlemesine kadar bilinmiyordu. Ancak bu kabul edilen bir gerçektir. Bu gerçeği ise hiç kimsenin bilmediği bir zamanda Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildiriyordu. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Fussilet Suresi 11. Ayet İlim adamları günümüzde yıldızların hala yaratılmakta olduğunu, bunların birbirlerinden uzaklaşmakta olduğunu yani göğün genişlemekte olduğunu söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim ise bu gerçeği 14 asır evvel şöyle bildiriyordu. Biz semayı bir kuvvetle bina ettik. Biz onu genişletmekteyiz. Zariyat Suresi 47. Ayet Allah Celle Celaluhu kime hidayet etmeyi dilerse, onun göğsünü İslam'a açar, gönlüne genişlik verir. Kimin de sapıklığını dilerse, onun kalbini öyle sıkıştırır ki, iman teklifi karşısında göğe çıkacakmış gibi zorlukta olur. Allahu Teala İman etmeyenler üzerine böyle azap bırakır. Enam Suresi 125. ayet. Bu ayeti kerime ile asıl olan gaye mümin ile kafirin İslam karşısındaki hallerini ve psikolojik durumlarını açıklamakla beraber ilmi bir gerçeği de ifade etmiş oluyor. Çünkü feza'ya doğru yükseldikçe havanın azaldığını, hava azalınca da göğsün sıkılmaya başladığını ve hatta öyle zaman olur ki nefes almanın bile güç olduğunu bugün ilim adamları söylemektedirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz zamanında durumun böyle olduğunu bilen var mıydı? Bu gerçek balonların ve uçakların keşfinden sonra fark edildi. Eskiden dağların kazık gibi yere çakılı olduğunu kimse düşünemezdi. Yeni yapılan araştırmalar neticesinde ise yer kabuğunun yaşadığımız sert tabakası altında yumuşak bir tabakanın var olduğunu, her dağında bu yumuşak tabakanın içine giren uzantısı bulunduğunu, böylelikle yumuşak tabakaya karşı sert tabakanın sabit tutulduğu ortaya çıkmıştır. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir: Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da onun için direk kılmadık mı? Nebe Suresi 7. ayet. Yeryüzüne insanlar sarsılmasın diye sabit dağlar yerleştirdik. Enbiya Suresi 31. ayet. Bitkiler aleminde de cinsiyetin bulunduğu son zamanlarda bilim dünyası tarafından kabul edilmişken bundan 14 asır evvel bu konuda hiçbir kişinin fikir yürütmediği bu konuda Kur'an-ı Kerim yerin yetiştirdiklerinden bitkilerden kendilerinden ve daha bilmediklerinden çift çift yaratan Allah Celle Celaluhu münezzehtir. Yasin Suresi 36. Ayet Bu ayetler gösteriyor ki, Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın seçkin elçisine vahiy yoluyla tebliğ ettiği mukaddes kelamıdır. Bu ilmi gerçekler, Kur'an'ın semaviliğini tasdik ettiği gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin peygamberliğini de tasdik ve teyit etmektedir. Göklerde, okyanusların derinliklerinde, toprağın altında veya canlılarda, bitkilerde, hayvanlarda ve tüm insanlardaki oluşumun bütün sırları insanoğluna ancak bugün bazı teknik araçlarının bulunmasıyla ulaşabilmişken Hz. Peygamber Efendimize 1400 küsür yıl önce bu gerçekleri kim haber vermiştir İşte bunlar düşünen ve araştıran her insana bu Kur'an'ın Allahu Teala'nın ilmiyle indiğini ve beşer ürünü olmadığı gerçeğini gösterir